Şimdi gelelim çatışmaya. Bakın çok kaba bir şey söylüyorum. Öykü. Öykü senaryonun başlangıç noktası. Mı? Hayır. Fikir başlangıç noktası. Biz şimdi senaryonun aşamalarını böyle çok kaba bir şekilde söyleyeyim. Hadi yönetmenlikteki arkadaşlar için özel olarak fragman geçeyim. Ya önce bir fikrimiz oldu. Arkadaşlar o fikir bir cümleyle anlatılır. Bir cümleyle anlatabiliyorsanız o fikirdir. Bir cümleyle anlatamıyorsanız o beş fare. Bakın net söylüyorum. Bir cümleyle anlatamadığınız bir fikriniz varsa o beş para etmez. Çok abartılı söylüyorum mu? Çünkü ne kadar çok mübalağa yaparsam kafamızda o kadar netleşir. Sonra onu, biz o bir cümleyi daha da genişletiriz, üç cümleye çeviririz. Artık hikayenin, öykünün o çok kaba ve kaba kısmı, şimdi şu anda bunları hızlı geçiyorum. Yani hızlı okuma kurslarına gittiğimizi varsayın. Daha sonra ben bunun örnekleriyle size tek tek anlatacağım. Sonra her birinizden logline isteyeceğim. Orası işin zor kısmı. O yüzden yönetmenlikteki arkadaşların için rahat olabilir. Mesela Fatih'e hemen söyle bana bir tane logline deneyeceğim. Ama özetleyeceğim. Neymiş? Bir cümleden sonra üç cümleyle özetliyoruz. Yani öykümüzü genişletiyoruz. İşte biz buna sınavsız. Daha sonra ona 9-10 cümle haline, belki de 10-15 cümle, ki çok fazla 10-15 cümle. Genişletiyoruz onu, daha detaylı hale getiriyoruz. Ne diyoruz buna? Detaylı sinopsis diyoruz. Artık sinopsisimiz tamam. Ne yapıyoruz? İskelete ihtiyacımız var. Hani var ya vücudumuz, kafamızda canlandı. Sadece eti, organları, kasları koyulmamış bir iskeletten bahsediyorum. O iskelet yapıyoruz. Biz buna outline diyoruz. Türkiye'deki karşılığı outline'ın tretmandır. Batı'daki karşılığında tretman dediğinizde başka türlü anlaşılır. O yüzden tam karşılığı Batı'da outline'dır. O yüzden ben arada outline, arada tretman diyeceğim. Outline ise diyelim ki uzun metrajlı filmi 110 sayfa olarak varsayarsak, kesin varsaydığımız şudur. Her sayfa 3 aşağı 5 yukarı 1 ila 1,5 dakikaya tekabül eder. O yüzden 100 ile 110 dakika arası ya da 100 ila 110 sayfa arası uzun metrajlı senaryo olarak varsayar isek, bizim tretmanımızda, yani outline'ımızda taş çatlasa en ama en fazla 30 yani 25 sayfa olmalı. Nedir? Bazılarının son derece yanlış bildiği bir detay vardır. Tretman sinopsisin bayraklısıdır zannederler. Yani sinopsis ne demek? Özet demek. Yani 25 ya da 30 sayfalık özet yazarsan buna tretman denir derler. Outline. Hayır değil efendim. Outline ya da Türkiye'deki karşılığı olan tretman, sahne başlıkları olan gün, gece, yani harici, dahili sahnelerin belirtildiği zamanların, gün ve gecenin belirtildiği, iç dışını belirtiliyor mu hocam? İç mekan, dış mekan. Harici, dahili diye ben artık bunaklar gibi anlatsın tabii. İç ve dış belirtildiği aynı zamanda sahne başlıklarının olduğu tıpkı senaryo gibi. Fakat sahnenin altında diyaloğun olmadığı, sadece
aksiyon özetlerinin olduğu, gerekiyor ise şifre diyalogların olduğu, bir takım gerizekalılar tekrara bakarlar, bu diyalog olmamış derler. Bunu okuyan biri varsa gerizekalıdır. Çünkü onlara şifre diyalog deriz. Yani bu diyaloglar senaryoya taşınması için değil, özetin kolaylaştırılması için ya da vurucu olması için kullanılır. Yani nedir? Sahnenin içinde aksiyonun özetlendiği ve bir takım şifre diyalogların olduğu yerin bulunduğu sahnelerden oluşan, o sahnelerin oluşturduğu sekanslardan oluşan bir bütündür tretman ya da outline. Şöyle bir kolaylığı daha vardır. O da nedir? Alt kattan üst kata kadar çıkıyorum. Bir sürü sahne var ya arkadaşlar. Bunları kalkıp deliler gibi yazmayız. Onlara bir ana başlık koyarız. Özetleriz. Çünkü onlar işte onları da yazsak o 30 sayfa, 25 sayfa değil 50 sayfa olur. Yani ne gerek var deniyoruz. Önemli olan biz orada bakarız. Sonra senaryonun aritmetiğine bakarız. Yine hızlı okuma kurslarına gidiyorum. Yönetmenlikteki arkadaşlar için geçiyor. Bunun üzerinden zaten geçeceğiz. Tam hızlı okuma kurslarına gidiyoruz. Senaryonun bir aritmetiği vardır. Başladığı yerden sona erdiği noktaya kadar bir takım dönüm noktaları var. Bunlara biz işte turning point diyoruz. O dönüm noktaları olması gereken yerlerdedir ve aritmetik sıraları vardır. Bu sıralar hem biçimsel yani sayısal hem de içerik anlamında birbirleriyle örtüşürler. Kahraman ya da kahramanların durumları eşittir, üstte diye düşünün. Yani ne yapayım ben şöyle anlatayım, çok basit. Aritmetiğimiz şu. Buradan buraya gidiyoruz. Bu katmanı düşünün, bir de şu katmanı düşünün. Burada sayılar var. Burada ise kahraman ve olaylar var. Kahraman ve olaylar diyoruz aslında bunlar olay örgüsü diye Türkçe karşılığı var. Plot. Plot diyoruz. Yani buradan yani birden 110'a kadar giderken şu nokta diyelim ki 10 sayfa. Şu nokta 25 sayfa. Tam burası orta nokta. Dediğimiz sayısal dengeler deriz. Ama şu nokta 10 sayfa ya, bu 10 sayfanın bir içeriği olması gerekir. Bu içeriğe de haiz olmamız gerekir. İşte buna senaryo modeli diyoruz. Ama bu hangi senaryo modeli? Klasik öykü yapısının modeli. Yani senaryo yapılarının içinde %80'ini kapsayan bir model. Ağırlıklı olarak bağımsız sinemayı dışında tutarsak, örneğin Amerikan sinemasında, yani Hollywood sinemasının %90'ı diyeyim, dünya sinemasının da neredeyse %80'ini içeren bir yapıdır. Bir art plot'tır. McLean'in deyimiyle. Ya da klasik öykü. Şöyle diyeyim, buna hakim olmadan minimal öykü yapısına ya da iyice sıra dışı olan anti öykü yapısına, anti plotu kavrayamazsınız, anlayamazsınız, anlatamazsınız. Tıpkı şey gibi, yani önce cinayeti çizmeyi öğreneceğiz, sonra perspektif nedir bunu öğreneceğiz, sonra tanrı noktası nedir onu öğreneceğiz, bakış açımızı öğreneceğiz, o perspektifleri oturtacağız, düzgün bir şekilde Mona Lisa'yı çizeceğiz. Sonra Picasso'nun Avignon'lu kadınlarını çizeceğiz.
İstersek tabii. Ben hala istemiyorum. Bu kadından dolayı hala ben Rafael ve şey diyeyim, Leonardo diyeyim. Tabii arada bir takdir ediyorum. Ama onları da bilmek gerekir. Yani onlara da, onların da yolu ayrıdır. Yani hala Ağlat Ağacı'nın hayranıyım. O apayrı. Ya da Los Angeles'in hayranıyım. Niye buna örnek veriyorum? Ağlat Ağacı çok başarılı bir minimal anlatı örneğidir. Lost Highway'de David Lynch'in çok başarılı bir antiplot örneğidir. Bunların da kendi tanımları vardır. Geri gelince oraya da gideceğiz. Şimdi niye buraya geldim? Fikri firar mı ettim? Hayır, fikri firar etmedim. Buradaki amacım hani yönetmenlikteki arkadaşlara aslında bir kaba müfredat göstermek, hem de aynı zamanda diğer kendi arkadaşlarım ne demek ya? Tamam, acayip böyle ayrımcı oldu. Kendi öğrencilerime de şey ifade ettik. Yani biz bundan sonra şimdiye kadar reklamları gördünüz, cehennem derde demek istedim. Bunu anlattıktan sonra ne demiştim? Önce fikir vardır. Ama bakın fikirden başladık, nerelere kadar gittik. Şimdi tekrar başa döndük. Önce fikir var. Hani vardır ya, önce kelam var, önce söz var. Vallahi de billahi de öyle. Önce söz var. Yani o yüzden yönetmenlik muhteşem. Ama önce söz olduğu için geçen hafta da söylediğim gibi yaratıcı biziz. Binlerce klişe var. O klişeden yola çıkarak kendi klişemizi yaratacağız. Geçen derste söylediğim gibi biz bir sanatçı değiliz. Yani biz bir endüstrinin bir parçasıyız. Bir dişlisiniz. Ama bu bizi kıymetsiz kılmıyor. Çünkü gerçekten yoktan var ediyoruz. Değil, tekrar başlangıca geliyorum. Fikir. Fikir bulduk, öykü oluşturacağız. Öyküyü oluşturduğumuz noktada bir öykünün olmazsa olmazı arkadaşlar çatışmalar. Konflikt. Çatışma dediğim gibi genelde yanlışlık kullanılır. Ben de yanlış kullandım geçen derste. Yani kadın adama tokat attı, aa dedik. Peki biz niye röntgenliyoruz onları? Niye merakla? Yani kadın adamı dövecek diye mi? Yok. İki sebeple. Bakalım adam ne yapacak? Hani Aziz Nesin'in hikayesinde dur bakalım ne olacak? Dur bakalım ne olacak? Bir bundan dolayı. İkincisi çok daha önemli. Neden? Bunun cevabını bana vermeniz gerekiyor. Şimdi çatışma tamamen bunun üzerine kuruludur ama tanımladığımız zaman kaba bir şekilde ille bir öykünün içinde çatışmanın olması gerektiğine göre çatışmayı tanımlamamız gerekiyor. Çok kaba bir şey. Ve oyunumuza başlıyoruz. Çatışma arkadaşlar iki zıt güç arasındaki mücadeledir. Bu kadar basit. Bakın. İki zıt güç arasında mücadele. Arasındaki mücadeledir. Bir de bir çatışma daha tanımını yapacağım. Bu da kulağımızın bir tarafında kalsın. O da şudur. İki mümkün olmayan durum arasında tercih yapma zorunluluğu. Daha doğrusu mümkün olmayan demeyeyim de mümkünatı zor olan iki durum arasında seçim yapma karmaşası. Bunu bir kenara koyuyorum. Bu işin biraz daha sofistike kısmı. Biliyorsunuz sofistike olanlar da hoşlanmıyor. Bu yüzden çatışma iki tane zıt, karşıt arasındaki mücadele. Peki, fazla tekrar etti bu adam böyle. Bu karşıtlardan biri kim? Kim bilir? Nihal kesin doğruyu bilecektir. Sen başka dünyaları mı? Demek ki örnekte var. Kadınlardan mı var? Hayır, bak. Akaban mı? Evet, bu kadar basit işte ya Rabbim, ya Resulullah. Kahraman tabii.
Ya da biz eş dost arasında protagonist diyoruz buna. Protagonist. Bir de antagonist var. Şimdi kahraman diyelim ya da karakter. Aşıklardan biri kahraman. Bizim ana karakterimiz. Şimdi dört ana bölüme ayırıyoruz çatışmaları. Birincisi kişiye karşı kişi. Bu kişilerden biri kim? Kahramanımız. Onu merkez alıyoruz. Şimdi sizden bir kalıp istiyorum. Kişiye karşı kişi. Detaylandırın bana bir örnek verin. Aklınızda internet movie database 200 film olsun. Hadi yüzler arasın. 50'si de yeter. 5 tane de biliyorsunuz. Öyle olmuyor. Öyle Batman geldi. Kişiye karşı kişi. Bilmem kime karşı, bilmem ne durumunda olan birine karşı bilmem ne. Daha da bağıracağım. Zaten şimdi soru yok. Evet, bir daha söyle. Ülkü bir öğretmene karşı mülteci bir çocuk. Doğru. Kahramanımızı başa getir. Mülteci bir çocuğa karşı ülkü bir öğretmen. Okey. Özetliyorum. Çaresiz mülteci bir çocuğa karşı ülkü öğretmen. Kafamızda netleşti mi çatışma? Bakın hikayede netleşti. Artık onlarca, yüzlerce bulabilirsiniz. Format ne? Erkek kardeşinin maaşını görmek isteyen bir kıza karşı onun gömülmesini engellemeye çalışan bir iktidar, devlet, devlet Kral. Amcası yanılmıyorsa. Muhafazakar bir babaya ateist bir damat mesela. Çok güzel. Çok güzel benim fikir bu ya. Bundan çok güzel bir romantik komedi çıkar. Evet. O zaman bir de sen şeyi de okuma. Blake Snyder'ın bir kitabı var. Belki okumuşum. Rocky diye kurtar. Kendisinden nefret ederim. Çünkü gerçekten sinir bozulmuştu. Var ama çok işe yarar. Özellikle Hollywood romantik komedi konusunda korkunç şeyleri var. İşe yarar fikirleri var. Hatta Loglar'la ilgili çok güzel şeyler de var. Yeni okudum, ben de çok şaşırdım. Yani bir an dedim ya, sanki çok acayip bir şey oldu, pişti olmuş. Şimdi Fatih. Kişiye karşı kişi. Kariyerinde yükselmeye çalışan bir devlet memuruna amirinin engel. Güzel. Ama son derece basitleşelim. Şuna karşı şu diyeceksin. Gayet net konuşun olayı. Yani basitleşelim derken herkes de anlasın. Doğru söylüyor. Hiçbir yanlışı yok. Kariyerinde yükselmeye çalışan bir devlet memuruna karşı acımasız yönetici. Ne? Yani kalıbımız net olursa ne kafamızda oturur? Evet. Nasıl demiştin? Ha, ben de. O zaman çok kesin. Ama gururlu bir gence karşı. Fakir ama gururlu bir gence karşı. Neydi? Fabrikacı. Fabrikacı. Bir i̇şte bu ya. Menoların şahı bu işte. Fabrikatör mezunu. Yaşar Usta da var değil mi burada? Sen Yaşar Usta. Peki o zaman İstanbul dışından arkadaşlardan örnek gelecek olan var mı? Mesela Kardelen. Hocam yakınlarca izlemiş olduğum bir filmden geldi aklıma. Onu söyleyebilirim belki. Ama aynı formatta istiyorum. Yoksa başka tür değil. Tamam yok. Aynı şekilde söylemeye çalışacağım. Parasını ödemek istemeyen bir müşteriyle çalışan bir banka çalışanı. Aynı formatta istiyorum. Ne kadar tam böyle vardır ya, iğrenç böyle bir şey. Ezberleyeceksiniz. Aynı format istiyorum. Tamam, okey, oluyor. Ama yanlış. Çünkü kafa dağılık, anlatabiliyor muyum? Kafanın dağıldığını ben
anında öğrenirim. Niye? Çünkü hepimiz öğrendiniz. Hepimiz görüyorsunuz. Kafa dağınık. Hocam bir şey olur mu? Efendim? Şöyle bir örnek uygun olur mu diye sormak istedim. Sesim geliyor değil mi? Bakalım senin kafan dağınık mı? Tamamdır. İstediği oyuncağı aldırmaya çalışan bir çocukla ona didenen annesi. Bir daha söyler misin? İstediği oyuncağı aldırmaya çalışan çocukla ona direnen annesi. Çocuğa karşı anne istiyorsun değil mi? Ya versus. Evet. Karşı ona direnen annesi. Kahraman kim? Orada çocuk diye düşündüm. Okey. Kahraman çocuk. Bunu o şekilde geliştirmen gerekiyor. Yani tabii ben kafamda daha farklı bir öğrense eğer çocuktaki değişimi kurmamız gerekiyor. Eğer kahraman olursa. Bir tane daha film vardı. Kevin hakkında konuşmalıyız diye. Tilda Swinton'un bir filmi vardır. Seyreden var mı bilmiyorum. Orada da psycho bir çocuğun çaresiz annesini anlatır ki evlerden uzak. Yani oradaki kahraman da Tilda Swinton. Yani çocuk değil. Velhasıl evet olabilir diye gayet uygundur. Şeyi de olabilir, KDV'ye de olabilir. KDV'de sadece şeyine ne derler muhalefetin? O formatta söylememin sebebi basitleştirmek, herkesin kafasında netleştirmek için. Anlatabiliyor muyum seni? Ya kahraman kimdir? Kahramanın karşısındaki engel kimdir? Kahramanın mücadelesi nedir? Karşıdan kastım o. Yoksa bu adam manyak, herkese karşı dedirtmek istiyor demek için değil. Allah sizi inandırsın. Yani net anladıysanız ne var problem var. Evet. Pas diyebilirsiniz. Yok, hayır. Aklım gelmesin. Hayır. Suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan bir anaokulu öğretmeniyle ona karşı yalan söyleyen karşı değil. Çok güzel. Niye karşı demiyorsunuz? Mücadelesi yok mu? İkisini böyle yan yana koydum. Ona karşı diyecek? Yalan söyleyen karşı denemem. Bak Nihan diyecek. Beni bile burada böyle ikisinde de ya ile dedi. Ya onun ile ona karşı yalan söyleyen. Çok sağ olun. Destekliyorum. Bir sefer destekliyorum. Çok güzel. Gerçekten. Vegana karşı kasap. Kime karşı? Vegana karşı kasap. Muhteşem. Ama şöyle daha da güzel oluyor. Bak. Tam bir romantik komedi de olabilir bu. Ay, Meg Ryan aklına da 90'lı yılların Nora Ephron filmleri vardı. Kadın senaryosu çok severim şahsen kendisini. Düşünsene vegan kadına karşı yakışıklı kasap.